Şimdi bu malt elektrot resistivite sistemlerinde bir hat ölçümünün ele alınma mantığı, yani ölçüm alım şeklinin genel karakteristiği nedir? Verinin yorumu ne şekilde ele alınır? Yani bu noktada işin açıkçası bazı çevrelerin bilgi eksikliklerinin olduğunu biliyorum ve bu noktada da bir açıklamanın yapılmasının gerekli olduğunu öngörüyordum. Fakat açıklamayı yani kısa ve anlaşılır anlamda ne şekilde ele almam gerektiğiyle ilgili olarak işin açıkçası biraz kafamda soru işaretleri söz konusuydu. Şimdi arkadaşlar, bu noktada ben bu geçen GeoScanner Multi Resistivity Sistemi ile ilgili olarak bir sunumum söz konusuydu hatırlayacağınız üzere. Yani bu sunum altındaki link paylaşımında gerçekten son derece etkili bir anlatımda bulunulmuş. Öncelikli olarak yani bu sunumu hazırlayan arkadaş ya da işte arkadaşları katkısı olanları ben öncelikli olarak kutluyorum. Yani bir jeofizik mühendisi olarak özellikle şunu belirteyim. Yani bu kadar kısa bir sunumda konuyu bu kadar iyi bir şekilde özetleyen bir video ben şu ana kadar tanıklık etmedim. Yani bu noktada arkadaşları tebrik etmek istiyorum. Öncelikle bunu bir belirteyim. Şimdi arkadaşlar, bir de sözel olarak oradaki videoyu mantığını bir de sözel olarak ifade etmenin bazı çevreler açısından belki olası kafa karışıklıklarını giderme anlamında da önemli bir noktada yer alacağını düşünmekteyim. Şimdi arkadaşlar, orada işte 100 120 metre uzunluğunda bir hat, birer metre aralıklı işte 6 seviye ölçüsü alınmış arkadaşlar. Yani bu yaklaşık işte 20 metrelik bir araştırma derinliğine tekabül ediyor. Yani burada o V kesitli arkadaşlar, sistem bunu otomatik olarak ölçebilme kapabilitesine sahip. İşte devamında arkadaşlar, bir de sunumun ikinci bölümü olarak özetleyebileceğimiz bir kısım daha var. Orada da işte RIS2 DIN V yazılımının ne şekilde ele alındığıyla ilgili olarak birkaç örnek ortaya konulmuş. Şimdi burada arkadaşlar, ben asıl şu noktaya vurgu yapacağım. O ilk bölümde anlatılan 6 seviye, yani yatay tabaka kabulünüyle ikinci ele alınan işte sonuçları karşılaştırmalı bir metodolojiyle, o bakış açısıyla görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu sunumun en can alıcı noktası burası. Yani en öğretici kısım birinci partla ikinci part arasında bu işte yatay tabaka kabulü çerçevesinde bu bağlantıyı kurabilmeniz kritik konu bu arkadaşlar. Yani eğer buradaki bu kritik noktayı yakalamış olmanız durumunda RIS2 DIN V yazılımındaki işte elde edilen jeoelektrik kesitlerin yorumu noktasında konuyu çözmüş olacaksınız. Yani bu anlamda biz RIS2 DIN V'de nasıl bir yorumlamaya gidiyoruz genel anlamda, konulu buradaki kritik noktayı yakalamanız durumunda dediğim gibi sistemi çözmüş olacaksınız. Ben tekrar bu sunumu hazırlayan bu mantığı, yani işte anlaşılması noktasında böyle bir mantığın oturtulması noktasında katkı koyan bu arka planındaki bu düşünceyi ortaya koyan arkadaşlara tekrar tebrik ediyorum. Gerçekten son derece öğretici bir video olmuş bu video. Yorum aşamasında sorun yaşayan arkadaşların, özellikle tecrübesiz arkadaşların bu noktada oldukça bilgilenmelerini sağlayan bir sunum olmuş. Bunu belirteyim.